Astana'da gördüm olan şey çok faciydi, çok acıydı. Unutmaya bile istesem de unutamam. Her yerde parçalanmış insanlar. Çünkü eğer olacaksak eğer hepimiz beraber ölelim. Savaş gerçekten anlatılmaz bir şey. أنا محمد كويدر طالب فلسطيني من قطاع غزة أدرس الطب في تركيا عمري 23 سنة Çok anlatılacak şeyler var ama bence en önemli, hiç atlanmayacak şey savaş. Bugün hiç unutulmaz, sadece ben değil bence. Gazzalılara hepsini kimse o gün unutmaz. O gün cumartesi günüydü. Cumartesi günü saati bile söyleyebilirim. Saat 10:45 dakika geçe. Sınıftayken, sınava girerken bir anda böyle bir şey patladı gibi, bomba sesi duyduk. Öyle sağa sola baktık, zaten sınav olduğu için biz alışıyız zaten böyle ses ya da bomba sesler, bir şey tepki veremedik. Ama ondan sonra bir iki dakika, üç dakika geçtikten sonra çok daha katlarca daha güçlü bir ses duyduk. Bizim sınıfımız bile camları kırılmış, patlanmış. Orada yanımızda bir şeylere düşüyor oldu. Sonra hepimiz masalar altında indik. Koşmaya başladık, kaçmaya başladık. O anda gördüm olan şey anlatılmaz. Yani ne kadar anlatsam savaş gerçekten anlatılmaz bir şey. Yani insanlar kamyonla taşımışlar. Yani bir kamyon 5 kişi, 10 kişi üst üste koymuşlar. Ben hiç unutmayacağım bir an vardı. Öyle arkada açılmış olan bir kamyon vardı. İnsanlara üst üste yatmışlar da altta bir insan yaralanmış, ölmemiş, elini böyle yukarı kaldırmış, işaret yapıyordu. Ben onu görünce aslında hiç unutulmaz. Yani onun elini hiç unutmuyorum. Unutmaya bile istesem de unutamam. Hastane acil kapısı önünde duruyoruz ama arabalar her yerden geliyor. Yukarıdan, alttan, sağdan, soldan. Sadece arabalar değil. Motora bile üstünde getirmişler insanlar. Bir baktım şehitler de morgu yetmedi ki. Morgu dışarıda öyle yara bile sıymışlar insanlar, sızmışlar. 1, 2, 3, 4 yan yana. O gün, o saatte, 10 dakika içerisinde 350-450 yani 350-400 arası insan öldürmüş İsrail. Bakıyorum insanlara, yani orada anneler, babalar, o ölen insanların yüzü açıp bakıyorlar, bu insan ölmüş mü, ölmemiş mi? Bu bizim çocuğumuz değil mi? Çünkü sayı fazla, bir de füzeler çok güçlü olduğu için bazı insanların şekilleri bile kalmadı, parçalandı yani. O gün unutulmaz. Bundan sonra zaten her yerde kan koku var. Her yerde parçalanmış insanlar, ipler, bilmem ne, her şey var. Ben dayanamadım. Orada kalmamadım. Belki doktor olma sebebi o gündü belki. O zaman da gördüm. Yani acizlik hissettim. Yani bunlara yardım istesem de bile edemedim.
Doktorlara zaten hepsi çağırıyorlar. Baktım doktor kime yetişecek, kime bakacak? Çok insanlar. Ölenlere 350, yaralanmış olan insanlara bilinecek. Zordu. O eve giderken kaç şey düşündüm. Milyonlarca diyebilirsek yalan olamaz yani. Çünkü çok şey düşündüm. Acaba o zaman, o saatte annem işe gidiyor. Babam da annemle gidiyorlar. Acaba ikisi şimdi mi gittiler bugün de? Yani bombalanmış olan yerlerden yanından geçmişler mi? Onlara bir şey oldu mu? İyi tamam, babama, anneme, büyüklere bırak. Küçüklere ne oldu? Benim en küçük kardeşim daha kreşe gidiyordu yani. Çok şeylere düşündüm. Eve geldim, kabloyla hızlı çarptım, vurdum ve gireyim bakayım ne oldu. Baktım evde kimse yok. Daha kimse gelmedi, ben ilk olana geldim. Televizyon açtım. Televizyon açınca, ya da keşke açmasaydım aslında da. Televizyon açtım, baktım. İsrail 500 yer bombaladı ya da daha fazla. Ölenler 300 bile. Bir de o gün maalesef insanlara kameralar var. Kameralar her şey çıkmış. İnsanlara bombalanırken, ölerken, barışlanırken, şehadet getirirken, ölürken her şey çıkmıştır. Her şey televizyonda. Yani hastanede gördüm olanlara acıyım. Acı da ama bir insan ölürken de izlemesi de çok acıymış. Çok kötü bir şeymiş. Böyle durumlarda en kötü olan şey, en kötü olan hissi beklemektir. Bekle, biraz sonra kardeşim geldi. O da okuldan geldi, hamdolsun sağ salim gelmiş. Ondan sonra bekledim. Babam geldi, annem yok. Babam nerede, annem nerede? Annem okula bırakmış. Babam ben gidip alayım onu dedi. Ben de korktum, yok ben gideyim. Sen neden gitsin? Zaten aile senden sorumlu. Ben gideyim, anneme götüreyim. Sen burada kal, babam yok. Sen burada kal, kardeşlerin yanında ben gideyim. Belki sırayı bir daha bombalar falan, ben sen yanında kalırsın dedim. Ben ölürsem daha iyi, sen kalırsın. Sonra babam hiç kabul etmedi yani. Ben gitmem lazım, ben gideyim, ısrar etti. Ben kardeşlerim yanında kaldım. Babam gitti, annem getirdi, geldi. Hamdolsun anneme de bir şey olmadı. O savaşta, yani o olaylardan sonra artık insan ne yapacak? Televizyon zaten izlemez, rahatsız olur. 2018 savaşında bir şekilde bitti. Gerçekten zor günler geçti ama onu bitirdikten sonra 2009-2010 yılında ben Türkiye'ye geldim. Artık o savaşlardan kurtardık, her şey bitti dedik. Ama maalesef geçen sene en acı savaşı yaşadık. En zor, en kötü, en uzun. 2008'de savaş 20 gün sürdü. Bu 2014'te olan savaş 52 gün sürdü. Bu 52 gün nasıl anlatsam da tabii ben orada olmadığım için oradaki detayları anlatamam. Ama ben buradayken neler çektiğimi anlatabilirim. Çünkü orada ailen, sevdiğin insanlar, sevdiğin vatan orada olması çok zor. Yani benim için gerçekten samimi söylüyorum. Benim için o 52 gün orada yaşasaydım benim için daha iyiydi, daha rahatlayıcı. Çünkü eğer öleceksek eğer hepimiz beraber ölelim. Aile olarak ya da mahalle olarak mahvetsinler. Bizde zaten sıkıntı yok hayatla, ölümle sıkıntımız yok. Hayatla yaşayabiliriz, ölümle yaşayabiliriz, hayat üretebiliriz. Ölürsek de sıkıntı yok. En azından güzel bir hayat, zulümsüz bir hayat da yaşayalım.
Onun için mücadele yapıyoruz. Yani bir insanın, ben onu kendime düşünüyorum, bir insanın evini yıkılması çok zor, çok kötü bir şey. Çünkü ev sadece bildiğiniz taş değil. Ev senin her, yani tüm anların, sen yaşadığın her şeyin, senin baban annenle her şeyi yaşadığın anlar. Onlara sana dövdüler yer ya da sana hediye verdiler yer, senin doğum günü kutladılar odada. Senin babana yazdığın yazı ya da annen yazdığın masada, senin iş yerlerin, senin hayatın, senin kafanda yani kafanda göre üst üste bindirdiğin olan şeyler. İsrail bir anda geliyor, sadece taş yıkmıyor. Senin kafanda anların, düşüncelerin, her şeyini siliyor bir anda. Buna rağmen, ne kadar böyle bir şey olmasına rağmen, biz şu ana kadar Filistinli olarak son ana kadar savaşacağız. Çünkü hayatımız bu. Ya da biz kazanırız ya da onlar. Biz de kazanmaya seçtik. Ya da kazanırız ya da şehit oluruz. Arkadaşlarım, mahalledeki olan insanların, tüm Gazze'deki var olan insanlar, ben onlara, yani tüm Türkiye onların yanında, biz de yanındayız. İnşallah bir günde tüm Filistin özgür olur. Biz de özgürüz, rahatlarız. Artık anılar ağlamaz inşallah. İnşallah Allah her şeyi daha güzel, daha iyi bir hayat, savaşsız, ölümsüz, öldürmeksiz bir hayat olsun. Savaşa hayır.